Evet arkadaşlar, bu videoda size Django'yu anlatacağım. Django'ya geçtik. Kurulum aşaması. Önceki videolarda Python'a giriş yapmıştık. Basit mantığını göstermiştim sizlere. Bu linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi projemizi başlatalım ve Django'yu kuralım. İlk olarak masaüstüne gelmek istiyorum. Çünkü projemi masaüstünde inşa etmek istiyorum. Siz isterseniz başka bir şeyde de dizinde de inşa edebilirsiniz. Hemen projemizi oluşturalım masaüstünde. Bu kod projemizi oluşturmaya yarıyor. Projenizin ismine başka bir isim verebilirsiniz. Ben Django projesi dedim. Projemizi başlatalım. Evet, gelelim masaüstüne. Django projesi ile ilgili sistem dosyalarımız yüklendi. Bu şekilde bizim dosyalarımız. Manage dosyamız. Burada daha çok yönetim veri tabanı işlemlerimizi yürüteceğiz. Devam edelim. Şimdi size bir basit olarak sanal ortamdan bahsetmek istiyorum. Virtual Environment. Sanal bir Python alanı oluşturup kullandığımız modüllerin, paketlerin sadece bu sanal ortamda kalmasını, böylelikle kullandığımız alternatif modüllerin asıl sistemimizdeki Python yürütücüsüne etkilememesini sağlıyor bu sanal ortam. Örneğin bir projeniz var ve kullanmak istediğiniz modül sisteminizde yüklü. Fakat siz projenize daha işte düşük veya daha yüksek bir sürümünü kullanmak istiyorsunuz. Bu durumu Virtual Environment'da çözebilirsiniz. Sisteminizde istenilen sürümü direkt yüklemek yerine Virtual Environment üzerine kurup işiniz bittiğinde o modülü silersiniz veya işte bir sürümünü yüklersiniz. Size kalmış bir durum. Bu sayede de sisteminizdeki karışıklığı önlemiş olursunuz. Sanal ortam daha çok bu resimde de görüldüğü gibi kendine yeni bir ortam hazırlayıp orada işlerini yürütme, sistematik bir şekilde işlerini yürütme olayıdır. Durum bu. Şimdi sanal ortamımızı kuralım. Şu kodu kopyalayalım. Sanal ortam için. İlk olarak projemizin içine girmemiz gerekiyor. Django projesi. Girdim projemin içerisine. Şimdi sanal ortam isminde bir sanal ortam oluşturacağım. İsterseniz ortamınızın ismini farklı verebilirsiniz. İşte Virtual Environment da diyebilirsiniz. Kısa ve anlaşılması gerekiyor. Her seferinde aktive etmek için bir kod kullanacağız çünkü. Önerim kısa bir cümle veya kelime koyabilirsiniz. Evet, sanal ortamımız da şu anda oluşuyor. LS diyorum. Ve burada sanal ortamın oluştuğunu gördüm. Hatta gelip masaüstünden dosyayı da açalım. Evet, sanal ortam dosyam geldi. Burada benim yeni dosyalarım var ve içerisine yükleyeceğim modüller olacak. Windows'ta şu şekilde sanal ortamı kuruyoruz. Şimdi devam edelim. Sanal ortamı her seferinde aktive etmem gerekecek. Yani ben projemi her açtığımda bu sanal ortamı aktive etmem gerekiyor eğer aktif değilse. Yani bilgisayarımın genel sisteminden ayrı bir dünya olduğunu ona bilgisayara karşı belirtmem gerekiyor. Aktive işleminde bu kodla oluyor. Source sanal ortam bin activate. Benim anahtarım bu. Şu anda sanal ortamım aktif edildi. Şu an bilgisayardan ayrı bir dünyada projemi yürütüyorum. Onun göstergesi bu. Aktif şu anda. Veya şu kodla da aktif edebilirsiniz sanal ortamı. Windows'ta da şu şekilde. Şimdi sistemden ayrı bir şekilde yürütülen bu sanal ortamında Django'nun yüklü olması gerekiyor. Çünkü projemi bu şekilde yürüteceğim. Şimdi Django'yu yükleyelim. Bu pip komutu Python'la birlikte gelen bir komuttur. Python'da indirme işlemlerimizi pip komutuyla yaparız. Şimdi Django'yu indirelim. Sanal ortamımıza. Evet, şu anda indiriyor. Evet, başardık. Sistemimize Django'yu yükledik. Bir dahaki videoda basit bir web sitesi inşa edeceğiz bu projenin üzerine. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.